İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir Antv ekranlarında Akıl Oyunları programıyla karşınızdayız. Bu akşam astroloji, burçlar ve el çizgilerinden konuşacağız. Önemli konuklar ve önemli iddialar var. Dilerseniz ben konuklarımı tanıtmak istiyorum. Öncelikle araştırmacı, yazar Sayın Ayhan Özcimcit bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Şükür, hamdolsun. Teşekkürler. Metafizik uzmanı Yıldıray Yıldırım bizle beraber. Daha önce de konuk etmiştik ama biraz tadımlık olmuştu, kısa olmuştu. İnşallah bu akşam telafi edeceğiz onu. İnşallah. Teşekkürler tekrar. Metafizik uzmanı Sayın Hakan Kenan bizle beraber. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk defa konuğumuzsunuz ama önemli iddialar var. Evet. Aynı zamanda da önemli videolarımız var. Evet. Evet. Onları da izleyicilerimizle buluşturacağız bu akşam. Araştırmacı yazar her hafta olduğu gibi Kürşat Berkan bizimle. Ben girizgah için sana söz vereceğim ama bu akşam şundan da bahsetmek istiyorum. Bir terör olayıyla uyandık hepimiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda arkasında kalanlar, akrabalarını, ailelerini de ve onların çocuklarına da buradan Allah'tan sabır diliyorum. Hastanede olanlara da yine Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah son bulacaktır. Hani konuşamıyoruz da bugün çok gergin geçti. Evet, evet, maalesef. Hani konuya girerken de nasıl gireceğim, nasıl anlatacağım onu da düşündüm açıkçası. Sana sözü bırakayım. Ondan yani kolay değil. Birkaç gün önce 44 kişiyi çok ebedi aleme uğurladık. İstanbul'un göbeğinde, Beşiktaş'ta elim bir. Ben facia diyorum, facia neticesinde. Bugün sabahta Kayseri ilimizde bir bombalama olayıyla beraber gözlerimizi güne açtık. Elim tarafı izne çıkmış askerlere yapılan bir saldırıydı. Çarşı izne çıkmış askerlere yapılan bir saldırıydı bu. Burada da yine güvenlik kuvvetlerimiz, İstanbul'da da güvenlik kuvvetlerimiz, polislerimiz stadyumunda olduğu gibi hedef alınmıştı. Şimdi şöyle bir husus var. Kayseri'dekinin daha ayrıntıları gelmedi, bilmiyoruz ama Beşiktaş saldırısında bu arada hem Kayseri'de hem de Beşiktaş'taki kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Abi. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bu arada Bir An TV kanalı da terörün her türlüsünü lanetleyen bir kanaldır. Onu da söyleyelim. Beşiktaş'taki terör saldırısında çok gariplikler var. Nasıl gariplikler var? Yani söylerken, anlatırken bile insanın inanın zoruna gidiyor, ağrına gidiyor. Orada kullanılan madde, yani o bombalama eyleminde kullanılan maddeye bakmamız lazım. 3 tane önemli madde var. Tabii buna etken maddeler vardır. 3 tane ama ana önemli etken madde var. Bir tanesi penta eritrol tetranitrat denen bir madde. Bu kimyasal bir madde. Bir tanesi TNT. Bir tanesi de Royal Demolition Explode diye bir madde. Bu 3 madde ile ortaya çıkarılmış bir bomba var. Ve bu bomba geliyor Beşiktaş'ın göbeğinde bizim polislerimizin ortasında patlatılıyor. Yalnız onun öncesi de var. Polislerin nereden, hangi kapıdan, ne zaman çıkacağı da bu adamların bilgisi elinde. Şimdi bu saydığım maddelerin bileşimi, yani bu kaynak maddelerin hepsi askeri envanterde olan maddeler. Yani bazen bomba yapımlarında bazı kimyasallar piyasadan da bulunabiliyor. Amonyak hidrat gibi vesaire gibi. Ama bu saydığım maddelerin hepsi askeri envanterde olan maddeler. Böyle yüksek bir kalibrede bir patlayıcının üretimi uzmanlara göre sadece laboratuvar ortamında yapılabiliyor. Yapımı da çok garip. 3 ayla 6 ay arası tutuyor. Tabii bir de maddi destek de lazım bunun için. Tabii ki, orasına hiç girmiyorum bile. Yani bu köpekleri besleyenlerin kim olduğu zaten biliniyor. Şimdi böylesine önemli ve yüksek kalibredeki böylesine değerli maddeleri bir araya getirmek bir iş. Bir de bunları bomba haline getirecek personel lazım. Bu personelin de yetkin personel olması gerekiyor. Yani teknik ekip de üst düzey teknik ekip, profesyonel teknik ekip olması gerekiyor. Şimdi iyi de kardeşim, o zaman şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Ya bu maddeler hakikaten önemli maddeyse, askeri envanterde varsa ve bunu yapanlar da profesyonel insanlar olması gerekiyorsa, yahu bu maddeleri, bu bombayı üreten PKK, kullanan PKK ya da TAK, her ne haltsalar, mağarada mı üretti bunları ya? Evet. Bak, mağarada mı üretti? Ya da hücre evinde mi üretti? Yani nerede ürettiğini bize söylesinler. Şimdi ikinci husus, bu ham maddeleri bir araya gelen, transferini sağlayan aracılar kim? Bu aracıları birbirleriyle buluşturan köstebekler kim? Burada önemli soru şu bence. Biz kendi istihbaratımız, en çok belki de eleştiren bu anlamda yazar benim. Milli istihbaratı eleştiren yazar benim. Takdir ettiğim yanlar da var, ayrı mesele. Ama lütfen artık revizyona gitsinler. Mesela dünya üzerinde
Sovyetler Birliği başta olmak üzere Amerika, İsrail, İran, bakın İran bile çok iyi bir şekilde kullanıyor. Metafizik istihbaratı kullanıyorken biz niye kullanmıyoruz kardeşim? Bu akşam onu da soracağım. Bu akşam ilerleyen bölümlerde... Bu uzmanları da var burada. Onları da konuşacağız. Yani hadi metafizik istihbaratı biz konuşacağız, anlatacağız. Yahu bu ülkedeki istihbaratın piyonaj bölümü ne yapıyor? Kontrespiyonaj bölümü ne yapıyor? Ya bunlar bizim zorumuza gidiyor. Artık milli istihbaratta, askeri istihbaratta, emniyet istihbaratta... Bu arada emniyet istihbaratını hakikaten takdir ediyorum. Çünkü Hakan sebebini söylemiyorum ama... Var. Emniyet istihbaratı hakikaten takdir ediyorum. Hı-hı. Lütfen revizyona gitsinler. Bu eksiklikleri de gidersinler. Bir dil, üç dil, beş dil kardeşim. Çünkü, elin saf. Çok önemli iki olayla ilgili Hakan Hocam'ın videoları var. İzleteceğiz ikinci bölümde. Aylar öncesinden değil mi? Evet, evet. Bu, metafizik istihbaratla yapılmış şeyler bu, bunlar. Evet. Şu da tabii hani gaybi bir şey değil bu. Gıyabi. Gıyabi. Şu anlama da geliyor. Çünkü hani konuşulan, evet, hareket haline getirilmesi, evet, düşünülen, evet, planı olaylar öğrenip, evet, söylenmesi değil mi? Evet. Geleceğe dair bir şey değil. Evet. Onunla ilgili, bakın, çok önemli iki video çok var. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Hemen sözü size bırakacağım. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yer yerinden oynadı. Neydi o açıklama? Dedi ki ben dedi ulusal anlamda seferberlik ilan ediyorum. Bazı kesimler dedi ki Cumhurbaşkanı halka diyor ki siz silahlanın. Yok kardeşim, silahlanın demiyor ya. Gözün açık olsun kardeşim diyor. Bu çok önemli bir bilgi. Demek ki halen daha bazı istihbari noktada, kurumları saymıyorum, istihbari noktada bazı yerlerde halen daha köstebekler var. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması çok önemlidir. Her Türk vatandaşı sağına, soluna, önüne, arkasına, hatta yatağa baş koyduğu eşine bile dikkat edecek kardeşim. Ya bununla ilgili şöyle bir şey de var zaten. Sosyal medyada inanılmaz bir bilgi kirliliği de var. Yorum yaptığında, terörle ilgili yorum yaptığında hemen başka tarafa çekiyorlar. Evet. Atatürk'e bir şey mi söyledin? Ya da işte şu partiyi mi tutuyorsun? Bizden değil misin? Ülke şu anda particilik oynayacak durumda değil kardeşim. Hiçbir alakası olmadığı halde. Bununla ilgili hatta paylaşımlarımız da oluyor sosyal medyada. Ve özelden de tepkiler geliyor. Tehdit boyutunda geliyor. Ya diyorum oradaki cümlenin anlamı bu değil ki. Yani hani şey derler ya, başımıza bir şey gelse hemen şundan bileceğiz. Bu şekilde şartlandırılmış ve böyle de devam ediyor. Nasıl düzelecek onu da bilmiyorum ama sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Çok iyi algı yapıyorlar bununla ilgili. Bizim de bunu daha iyi kullanarak anti algı halini mi getirmemiz lazım? Ne dersin? Şunu da söyleyeyim. Sosyal medya çok yakın bir zaman dilimine kadar hakikaten suçların işlendiği, yani fikir suçlarının işlendiği bir mecraydı. Ama son bir yıldır emniyetimizi bir kez daha takdir ediyorum. Son bir yıldır öyle bir kontrol altında tutuyorlar ki arada kaçanlar elbette ki vardır. Siz bu vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı herhangi bir karşı söylem gerçekleştirdiğinizde anında onun bedelini size ödediyorlar. Helal olsun o yüzden emniyet teşkilatımızı. Evet. O zaman yavaş yavaş başlayalım hacım. Hocam sizle başlayacağım Ayhan Hocam. Şimdi Yıldız Name diye bir şey biliyoruz. Bir de Yıldız Haritası. Yavaş yavaş girelim. Biraz gergin başladık, üzgün başladık. Ben hala o şekildeyim ama yavaş yavaş programı başlayalım. Nedir önce bunu? İkisi aynı şey mi? Şeyde bu konuya girmeden önce ben de bir, tabii, şey söylemek istiyorum. Şimdi Anadolu ta eski kadim uygarlıkların merkezi bir yer. Dolayısıyla burada yaşamanın bir bedeli var. 1071'den beri biz bu topraklarda bulunduğumuz andan itibaren devamlı bedel ödüyoruz, savaşıyoruz, mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Eğer biz burada yaşayacaksak şunu anlamamız gerekiyor. Bize burada ellerinden geldiği kadar barış içinde yaşatmayacaklar. Çünkü 1071'de Haçlı ordusuna karşı Selçuklu ordusu, İslam ordusu bir zafer kazandı. O mücadele bitmiş değil. O mücadele hala devam ediyor. Mesela bir subayımızı daha çözüm süreci ne bitirdiği zaman PKK gitti Malazgirt'te öldürdü, şehit etti. Niye Malazgirt'te şehit etmişti? Bu aslında bir şifreydi. Yani Malazgirt'in eski adı Manzikert'tir. Ve hala da öyle geçer İngilizce adı Malazgirt'in. Burada aslında ne için savaştıklarını anlamamızı sağladı bu. Çok iyi bir komutandı o ve halkla bütünleşik yaşayan bir insandı. Son derece iyi davranıyordu bölge halkına. Ve özellikle de bu tip insanları seçiyorlar komutanlardan öldürmek için, katletmek için. İstiyorlar ki onlar sert davranan, işte oradaki bölge halkıyla iyi ilişkileri olmayan insanlar olsun hep. Ve böylece iki halkı keskin bir çizgiyle ayırmak istiyorlar, yani Türk ve Kürt halklarını. Fakat şunu da biliyor PKK, Türklerle Kürtleri en önemli bir şekilde birleştiren unsur İslam'dı.
İslam olduğu için onların da ilk önce hedef tahtasına koydukları şey aslında İslam. İslam ve nasıl yapacaklardı? O zaman düşündüler mezhepleri. Mezhepleri şimdi boşaltalım, birbirine düşman edelim diye. Aynen öyle, ama PKK etnik terör merkezinde olan bir örgüt. Dinsel konulardaki örgütü ise mesela IŞİD'i İngilizler ve Amerikalılar 2009 yılında kurmaya başladılar. O zamanlar rahmetli Aytunç Altındal bu konuya dikkat çekti zaten. Kendisi de bunu hayatıyla ödedi, bunu evet. söyledi diye. Ve Allah hani razı olsun Aytunç Altındal'dan. Çünkü ölümüne böyle bir şeyi söyledi ve uyarmıştı. Ve arkasından maalesef bizim Dışişleri Bakanlığımıza sızan Ahmet Davutoğlu'nun da danışmanları, FETÖ'cüler İngilizlerle beraber çalışıyorlardı. Ve bizi Suriye'ye karşı kışkırtan ve yanlış politikalar uygulamamızı sağlayan, eğri oturup doğru konuşmamız lazım, FETÖ'cülerdi o Dışişleri Bakanlığı'ndaki. Ve bu günlere onların yüzünden geldik zaten. Yanlış raporlar sebebiyle. Yanlış raporlar. Söyleyelim. Bir de bunu da ikna etmek için şunu söylediler NATO'daki stratejistler. Bakın, eğer siz bu Suriye'deki şeyi kaldırmazsanız Şiiler sizi engelliyorlar. İleride zaten su savaşlarına çıkması muhtemel. Bir an evvel oranın boşaltılması lazım gibi çok yönlü bir şekilde politikayla ikna etmeye çalıştılar stratejik olarak. Bunu yaptılar. Ve maalesef biz bu tongaya geldik. Ben 2011 yılında yazdığım yazıda Libya gibi olmayacak dedim Suriye. Çünkü millet orada Tartus'u bilmiyordu bile o zaman ben bunu yazdığımda. Tartus askeri üssü var. Rusların Akdeniz'deki tek nefes alma noktası. Oradan gitmezler ve gitmeyecekler. Esad da gitmeyecek dedim ben. O zamanlar işte Şam'da çay içeceğiz. İşte bu söylediğiniz hocam şunu açıklıyor. Hani diyorlar ya, Rusya'nın Suriye'de ne işi var kardeşim diyorlar ya. İşte bu yüzden orada işi var. Rusya'nın bu yüzden orada işi var. Bu onu açıklıyor. Az önceki söylediğinize ek olarak şunu da söyleyeyim hocam. Diyorsunuz yani Dışişleri Bakanlığı'ndaki bazı FETÖ'cüler bizi yanlış politikayla yönlendirdi. Kesinlikle. Çok ilginçtir. Hem içerideki FETÖ'cüler bu şekilde yönlendirirken içeridekiler A dediğinde NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den, uluslararası strateji gruplarından aynı ses gelip A, evet A doğru söylüyor diyorlardı. Yani iki taraftan da A sesi çıkınca bize de uygulamak kalıyordu. Doğru söylüyorsunuz. İşte Türkiye o zamanlarda işte Tayyip Erdoğan'ın da eli güçlü değildi. Daha henüz başbakandı. İşte cumhurbaşkanı da değildi. Onun zaten cumhurbaşkanı olmasını engellemek istemelerinin nedeni de buydu. Çünkü eğer cumhurbaşkanı olursa karşılarına anti-emperyalist bir cumhurbaşkanı çıkacaklarını tahmin ediyorlardı yavaş yavaş. Çünkü 2010 yılında her şeyin kırılma noktası, yine dikkatli bir noktaya dokunmak gerekiyorsa 2010 yılında Hakan Fidan'ın gelmesi meselesidir. Çünkü Hakan Fidan'ın gelmesinden evet. hem Fethullah Gülen hem Batı rahatsız oldu. Çünkü Türkiye kendi istihbaratını güçlü devlet, güçlü istihbarattır anlayışıyla yapmaya başladığından dolayı zaten rahatsız olup üstüne üstüne gideceklerini anlamaya başladık. Zaten PKK o zaman başbakanlığın önünde bombalamalar yapmaya başladı. Ben 2011 yılında Aralık ayında TNT kanalında bir konuşma yapmıştım o zaman bu önümüzdeki günlerle ilgili. O zaman üstü kapalı bir uyarıda bulunmuştum devlete. Şöyle demiştim. 2012 yılının Ekim ayından itibaren Satürn Akrep Burcu'nda olacak. Ve devlet çok ciddi zorlanmalarla karşı karşıya kalacak diye bir uyarıda bulunmuştum. Ve 2012'nin Ekim ayından itibaren FETÖ ve Türkiye'nin içerisindeki diğer NATO unsurları, ki bunların içinde sadece FETÖ değil başka cemaatler de var. Mesela bir tanesini deşifre edeyim isim vermeden. Mesela bir cemaat çıkıp Prens Charles Müslüman oldu diyorsa, kendini gizliyor diyorsa aslında, o cemaat aslında İngiltere'nin bir ajanı ve piyonu bir cemaattir. Çünkü amacı Müslümanlığı ve Sünnileri İngiltere'ye yamamak şeklinde götürmek istiyorlar. Aynen öyle. Biz bunları yakalamamız lazım ya. Buradan dikkatli bir şekilde görmemiz gerekiyor. Biz bunları göremezsek, feraset ve basiret sahibi olamazsak bizim üstümüze binerler. Türkiye'nin son yıllarda gelişmesi ve Orta Doğu ve Avrupa'da da kilit ülke haline gelmesinden dolayı oluyor bu zaten. Tabii. Peki hocam, tam burada size bir şey sorayım. Sizin bu İslam'da astroloji kitabınızda da var, diğer çalışmalarınızda da var ya da televizyon programlarında çokça anlatıyorsunuz. Bu aslında ülkeler astrolojisine Türkiye'nin yıldız haritası, Murat kardeşim sordu ama soruyu yineleyebilir de onunla bağlantılı olarak soruyorum. Onunla ilgili görüntülerimiz var zaten ama şimdi Türkiye'nin yıldız haritası ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi
Eğer görüntüyü getirecek olurlarsa Türkiye'nin yıldız haritası şimdi şöyle. Mesela Türkiye normalde Akrep Burcu. Yükseleni de Yengeç. Sanırım geldi. Evet, bu Türkiye sadece bunu alalım arkadaşlar. Şimdi mesela burada Türkiye... Çünkü diğer bölümlerde devam edeceğiz ama hazır astrologlar anlayabilir buna gördüğü zaman. Ben de 20 sene önce nedir bu dediğimde bayağı gecemi gündüzüme katıp çözmüştüm bunu. Burada semboller var. Evet, bizim şimdi için burada, şu anda Da Vinci şifresi gibi duruyor bu. Aynen öyle. Bu yani uzaylı alfabesi gibi duruyor. Daha gerçekten. Önce bir yerde yayınlandı mı bu? Yani kitaplarınızda vardır ama. Var. Televizyonda da. Var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye normalde Yengeç Burcu olduğundan dolayı Akrep Burcu'nu... Türkiye Yengeç Burcu. Yükseleni Yengeç. Yani normal kendi yani burcu... Ülkelerin de belli burçları olduğunu... Tabii aynen burada olduğu gibi. Hı-hı. Mesela orada birinci evinde Plüto var. Peki o neye göre seçiliyor? Bulunduğu coğrafik konuma göre Hayır. Nedir? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? 29 Ekim. Yani kuruluş 1900, tarihiyle ilgili. 23 tarihinde akşam saat 8.30'da Ankara'da kuruldu. Şimdi o saatte gökyüzünde yıldızların konumu Türkiye'nin genel devlet olarak karakterini gösterip anlamamızı sağlıyor bizim. Yani o 8.30'da değil de akşam 9'da ya da sabah 5'te kurulduğunda o zaman ona göre değişiyor. Mesela biraz sonra diğer ülkelerin de var. Mesela bazı ülkeler şu anda ciddi anlamda mesela Rusya ekonomik sıkıntılar çekiyor. Bizim mesela o kadar tamam bizde de var sıkıntı ama Rusya gibi değil. Venezuela'nın durumu çok kötü. Yunanistan gibi değil. Mesela bizim niye değil? Ve bu kadar sıkıntıya rağmen. Buna rağmen. Elbette bunun astroloji bir şey. Ama her şey değil. Biraz önce kuliste de konuştuk. İlham vereceği yani bir şey. Önemli bir şey ama her şey değil. Görmezden gelinebilecek bir şey değil. Eğer öyle olmuş olsaydı 700 yıllık Osmanlı zaten görmezden gelirdi. Müneccim başı diye bir şey olmazdı. Yani devletin kademesi evet. İçerisinde bir görev olmazdı böyle. Şimdi müneccim başına bu gibi konuları soruyorlar. İşte bunu yapacağız. Bu dönemde nasıl bir dönem? İyi mi? Kötü mü? Ona göre de mesela padişahlar karar aldıklarını biliyoruz zaten. Orada yıldızname ya da bu tarz i̇şte ölçüler mi yoksa rüya yoluyla da olanları var şimdi değil mi? Şimdi rüya yoluyla olanlar var. O bir mesajdır. O da bir şeydir. Ama yıldız haritaları, yıldızname derler eskiler bunu aslında. Yıldızlara bakılarak bulunan bir şeydir. Bu insanların kişilik özelliklerini yakalamamızı sağlar. Ve bazı uyarılarda bulunmamızı da sağlar. Bunu olumlu bir şekilde kullanmak lazım her zaman için. Ama şunu da eklemek gerekiyor. Bir harita bir insanı kötü yapmaz. İnsanın kendisi kötüdür ya da iyidir tercih eder. Ona göre orada ne çeşit bir kötülük yapabileceğini ya da ne çeşit bir iyilik yapabileceğini yakalama imkanımız da var. Mesela Türkiye Cumhuriyeti ne dedik biz? Akrep Burcu. O yükseleni ne? Yengeç. Yengeç demiştik. O görüntüyü peki nasıl alalım, bir onun üzerine konuşalım. İnsan, devlet modeli ortaya çıkar. Arkadaşlar, Akrep Burcu ve Yengeç Burcu yapılanı unutmaz. Herkes onu unuttu zanneder. Evet. Hocam Akrep Burcu'yum, kendimden biliyorum. İntikamcıdır ama bekler. Bekler. Ve mesela uzun bir süre çözüm sürecinde ve demokratikleşme dönemi içerisinde devlet bekledi. Elini uzattı. Barış yapalım dedi. İşte bırakın silahları dedi, çözüm süreci olsun dedi, federal anayasa ve aynı zamanda başkanlık sistemi olsun dedi. Gelin dedi hep beraber kardeş evet. Yürüyelim dedi. Hocam görüntü geldi, bunun üzerine konuşacağız. Resmi alalım olmazsa orada çünkü bazı semboller de var. İzleyicilerimiz evet. De rahat görsünler. Şimdi mesela orada solda AC yazıyor. AC'nin olduğu tarafta bir o kısımda yatay 69 gibi görünen mavi sayı olan yer orası mesela Yengeç Burcu'nu gösteriyor. Orası yükselen burcu. Ona ascendant deniyor İngilizce'de yükselen burcu. Akrep Burcu'na baktığımız zaman mesela hemen oradan itibaren numaralar var dış çemberde. Dış çemberde 5'i göreceksiniz orada. Dış çemberde 5'in olduğu yerde turuncu renkli yuvarlak ve ortasında nokta bulunan bir güneş var. O da 29 Ekim tarihinin Akrep Burcu'nda olduğunu işaret eden bir şey burada mesela. Yükseleni de oradan görebiliyoruz. Şimdi Akrep Burcu'nda başka neler var Türkiye Cumhuriyeti'nin? Bunu nasıl okumamız lazım şuradaki? Ona söyleyeceğim. Şimdi Akrep Burcu'nda sadece Güneş'i yok Türkiye'nin. Venüs'ü var, Jüpiter'i var, Vertex var. Başarı noktası da orada. Bu da güçlü bir duyguları uçlarda yaşama özelliği var. Çok ilginç olan bir şey daha var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı doğum haritasıyla uyumlu bir bayrak. Çünkü hilal Allah'ı simgelediği gibi aynı zamanda Allah'ın Rahman ve Rahim olan isimlerini de biliyoruz. Onları da simgeliyor. Kur'an'ı simgeliyor.
Yıldızsa Necim demek ve Peygamber Efendimiz'i ve onun sahih sünnetini ifade eder. Arkasındaki kırmızı renk ise tipik bir akrep burcu rengidir. Ki belki dünyada bu kadar bayrağıyla doğum haritası uyumlu bir ülke yoktur, onu da söyleyeyim. Tabii bunu her zaman her yerde söyleyemiyorsunuz. Çünkü biraz astrolojiden anlaşılması gerekiyor bu konuyu anlatabilmek için. Daha benim anlatmak istediğim çok şey var ama şimdi toplumun astrolojik bilgi düzeyi çok fazla yüksek olmadığı zaman fazla konuşamıyorsunuz. Kesinlikle. Ben İslami astroloji konusunda. Şöyle yapalım, oraya bir virgül yıldız koyarak. Name... Bunu anlatımı bitti mi bununla ilgili? Yok, şu bitmedi. Yorumla ilgili. Ben şunu söyleyeceğim. 2012 yılının Ekim ayında Satürn Akrep Burcu'na girdiği zaman Türkiye'nin sınavları başladı. Peki ne zamana kadar? Tam olarak çıktığı tarih Ağustos ayı 2015'i falan buldu. Ya bayağı bir zorladı. O dönemde bütün akrep burçları bayağı bir sınavdan geçtiler. Bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar birçok konularda böyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde o zaman bayağı bir işte geziydi, şuydu, buydu, baktığınızda hepsinin o zamana bir ciddi bir şekilde toplandığını görüyoruz. Ama o dönemde ekonomi hiç bu şey yapmamıştı mesela. Dikkat ederseniz bir çökezleme durumu falan yaşamamıştı. Niye? Çünkü aynı zamanda Jüpiter işte Yengeç Burcu'nda, Aslan Burcu'nda oralarda da güzelce ilerlediği için orada bir nötralize yaptı onun etkilerini ekonomik anlamda. Yani tamam siyasi olarak çok zorlu bir süreç geçiliyordu ama ekonomiye yansımıyordu bu. Peki hocam geçmişi anladık. Geleceği noktasında Türkiye'nin 2017 ve sonrasında öngörünüz nedir? Güzel bir soru. Şimdi ekonomik olarak bizi çökertmeye çalışacaklar. Bir dostum vardı Kanada'da. Kendisi Türk derneklerinde orada görevli bir arkadaş. New York'ta Cumhurbaşkanı'nın masasına yakın yerde otururken kulak misafiri oluyor. Orada Rothschild ve şeyi var Kissinger'ın konuşmalarına. Cumhurbaşkanı'na direnme diyorlar. Yoksa batırırız ekonomini. Böyle bir tehditte bulunuyorlar. Yalnızım dediği zaten herhalde onun yüzünden. Şimdi ben bunu söylesem mi, yazsam mı, yazmasam mı bu önemli bilgiyi tereddüt ettim. 24 Kasım'da gece saat 23.35'te bir yazı yazdım. O yazı dövizini Türkiye için boz kampanyasını başlatan yazıydı. Aynen bu şeyi orada deşifre ettim. Tabii kaynağımı söylemedim, o arkadaşımın ismini filan. Bu gerçekten Allah'a hamdolsun ki ilk önce 120 tane şeyle başladı arkadaşlar. Dağıldı tüm Türkiye'ye yayıldı. Ve ekonomik anlamda bizi mesela FED hiç durduk yere faiz arttırımı yapıyor. Niye yapıyor bunu? Yıllardan beri arttırmadı ki faizi. Niye yapıyor böyle bir şey? Gerek yok aslında. Yapmasının tek nedeni var, doları olabildiği kadar yükseltmeye çalışıyorlar. Hani orada bir tehdit yaptılar ya Tayyip Erdoğan'a. Evet. Yükseltecekler ki. Çünkü bizim aldığımız her şey dolarla, sattığımız her şey euroyla. Bu ne demektir? İhracatta biz avantajlı durumdayız. 15 yıllık avantajdaydık biz. Çünkü bir dikkat edin, 15 yıl önce euro dolara karşı güçlenmeye başlamıştı. Türk ekonomisi de bu yüzden güçlenmişti. Bu ayrıntıyı birçok ekonomist görmemişti. Bunun nedeni buydu. Şimdi aynı Illuminati, şeytan Illuminati'si diyorum ben. Bunun başını Londra çekiyor zaten. Bunların hedefi doları iyice arttırmak ve Türkiye'nin ithalat ihracat dengesini de bozabilmek olabildiği kadar. Tayyip Erdoğan'ı güçsüz, beceriksiz, bir işte halkının iyiliğini düşünmeyen, terörün ve her şeyin müsebbibi suçlanması gereken, taş atılması gereken şeytan gibi göstermeye çalışıyorlar. Hocam Rothschild'lerden kimden almışlar o bilgiyi bilmiyorum ama Emil Rothschild ya da Zbigniew Brzezinski dediniz. Değil mi? Brzezinski'den bahsettiniz. Bu iki isim de zaten uzun süredir bizim Illuminati dediğimiz çatının altındaki CFR olsun, yani CFR dediğimiz CFR olsun, Bilderberg olsun, hemen altındakiler, komisyon olsun, 300'ler komitesi olsun, bunların hepsine dahil olan insanlar. Zaten keza bu insanlar vardı. Para baronu insanlar. Bakın Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası bunların elinde. Diğer bir kolu Rockefeller ailesine ait. İngiltere'deki Merkez Bankası Rothschild ailesine ait. Türkiye'deki Merkez Bankası'nın bir bölümü Rothschild ailesine ait. Yine Türkiye'deki Merkez Bankası'nın kağıtlarını sağlayan paravan firmanın bir kısmı da yine onlara ait. Lider ismi vermeyeceğim ama Türkiye'de son 3 yılda
dikkat ederseniz askeri alanda inanılmaz yatırımlar yapıldı. Bunun altında şu vardı aslında. Türkiye'deki askeri yatırımların geçtiği bir merkez vardı. Rothschild'lara ait bir merkez vardı. Onların paravan kuruluşundan çıkıyordu bizim bütün askeri envanterimiz ve oradaki argümanlar, bütün silahlarımız vesaireler. Yazılımlar dahil. Şimdi ise millileşmeye başladı. Tabii ki bundan rahatsız olurlar. Evet. Ve para baronu zaten en basit bu aileler. Atak helikopteri gibi. Milli tanklarımız var bunlarla ilgili. Hatta yurt dışına şu an satışa da başladı. Evet. Ama şurada 2017'de. Şunun da altını çizmemiz lazım. Mesela bizim 5 tane Aselsan mühendisimizi şehit ettiler. Aselsan şimdi bunun tabii şehit edildiğini biliyor oradaki mühendisler. Azıcık ülkesini düşünen bir mühendis gecesi gündüzüne Katar. Raporlar dışarıya sızdırılmadı. Bunları da yaşadık. İşte nedir bu? Ben Aselsan'da mühendis olsam arkadaşlarım katledildiğini görünce bu beni temelli gıcık eder. Türkleri tanımıyorlar daha. Anadolu evet. insanını tanımıyorlar. Hocam orada size katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Sindireceklerini zannediyorlar. Sinmiyorlar Türkler. Ama bazı silahların yurt dışına çıkma hani o şeyleri raporlarının öyle bir mevzuda yaşadık biz geçen yakalanma sene. Konusu. Yakalandı. Ama hocam orada size katılmıyorum. Niye katılmıyorum biliyor musunuz? Buyurun. Şu yüzden katılmıyorum. Mühendis arkadaşım öldürüldüğünde ben bir mühendis olsam dediğiniz gibi bu beni kamçılar. Daha iyisini yapmak için gecemi gündüzüme katarım. Orada haklısınız. Ancak sorun yine devlete dönüyor. Nasıl devlete dönüyor? Şöyle. Korumam diğer mühendisleri ne kadar koruyabiliyoruz? Biz halen bu ülkede Telegram'ın ne olduğunu kimseye öğretemedik. Kesinlikle. Zihin kontrolü ne olduğunu kimseye öğretemedik. Hüseyin Başbilen'di yanlış hatırlamıyorsam öldürülen mühendislerden bir tanesi. Yahu çocuğun anıları var. Açık açık demiş ki ben evde Yıldıray bizim konular kanatlı varlık görüyorum. Zihin kontrol ve metafizik zihin kontrol yapılmış bu çocuğa. Kanatlı varlık görüyorum. Beni pencereden aşağıya atlamam için ikna etmeye çalışıyorlar. Evet. Yani bunlar burada yaşanıyor ve halen daha devletsel anlamda metafizik istihbarat dediğimizde bize şarlatan diyorlar. Ve 2017 hani burç haritası da biraz önce konuştuk ama ben orada aslında Hakun Hocam programdan önce konuştuk. Bir şeylerden bahsettiniz. Hatta iki video var onu daha sonra yayınlayacağım. 2017'nin Şubat ayına dikkat çekiyorsunuz evet, siz. Onu biraz dinleyebilirim. Çok önemli bir iddia. Evet. Şubat ayının 1 ile 20'si belki arasında böyle terör eylemlerinin ve suikastların biraz daha yani suikast eylemlerinin olacağını. Suikast yani 2017'de. 2017 Şubat'a dikkat çekmiş. Şubat ayı 1 ile 20'si aynı zamanda da Temmuz ve Ağustos aylarına. Peki bu kimler için yapılıyor? Devlet. Ya devlet büyükleriyle ilgili için ve gene halka yönelik terör eylemleri. Yani bu bugün yaşadığımız gibi veya geçen hafta yaşadığımız terör eylemleri gibi. 2017'nin Şubat'ı daha evet. sonrasında. Evet. Ama şöyle bir kanı da var. Şimdi Hakan devam eder belki de. Yine kuliste Yıldıray abiyle konuştuğumuzda ya da bununla ilgili pek çok kişiyle konuştuğumuzda benim mesela bir tane iddiam vardı. Diyordum ki 2016 ve 2017 Türkiye için çok güzel geçen yıllar olacak diyordum. 2016 ve 2017'den sonra bu Türkiye inanılmaz bir girdaba girilecek. Yani uluslararası bir girdaba girecek. Belki başka bir üçüncü ülkenin müdahalesiyle ya da müdahale teşebbüsüyle bile karşılaşabiliriz diyordum. Hı hı. Benim inimcinim yok. Ya da benim uluslararası anlamda istihbarat örgütlerinde akrabalarım, eşim, dostum da yok. Bu sadece benim çıkarımlarım geleceği analiz etmeyle alakalı. Fakat istihbarat anlamında faaliyet gösteren birçok ağabeyimizin söylediği de cinlerle çalışan Hakan gibi, Yıldıray abi gibi cinlerle çalışan pek çok kişinin öngörüleri de keza hocam da buna benzer şeyler anlattı. Bu tür analistlerin söylediği de hep şunu gösteriyor. 2017 ve sonrasında evet sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Ama programdan önce biz Yıldıray hocamla konuştuğumuzda 2018'in gayet iyi olacağıyla ilgili yorumlar da yaptı. Sen bitirdiysen hocama döneyim ben. Lütfen. Hocam onu biraz açabilir miyiz? 2017'de bazı sıkıntılardan yine Hakan hocam gibi bahsettiniz evet. ama 2018'de ciddi hatta Türkiye'nin ciddi bir güç haline geleceğinden bahsettiniz. Bakın. 2023'e kadar bir 7 yıllık süreçte. Bu 2016-2017'yi birbirimize girmeden atlatabilirsek. Onunla ilgili bir dinleyelim hocam sizden. Birbirimize girmeden atlatabilirsek tabii ki olacak. Şimdi başta Kürşat hocamın da dediği gibi suçu günahı olmayan çerçeği izinde çıkan benim kardeşim, benim belki komşumun oğlu hiçbir günahı yok. Bu adam bir şey yapmamış. Kaldı ki günah olsa bile onu patlatmak zaten, o insanı öldürmek zaten cinayetten de öde bir şeydir. Çünkü buradaki yapılan aslında algı şu. Mahvoldunuz, bittiniz, ben öldüm, mahvoldum. Sürekli topluma verilen, sabah haberini açıyorsun, akşam haberini açıyorsun. O onu kesmiş, otobüste o onu dövmüş, o orada çığlık çığla. Sen sabah bunları izlersen, akşam bunları izlersen 24 saatin seni bununla dolduruyorlar. Peki
Şimdi biyoenerjiyle uğraşıyoruz, sağlıkla uğraşıyoruz, enerji frekans diyoruz. Şimdi biraz geriye doğru şöyle yaslanıp manzaraya uzaktan bakmak ihtiyacı var. İçine girerseniz manzaranın dışını göremezsiniz. Dışarıdan bir bakalım. Toplumun algılarıyla bu şekilde oynarsanız herkes aynı şeyi düşünmeye başlayacaktır. Yani kolektif bilinç dediğimiz, herkes aynı şekilde negatif duygu ve düşüncelere sahip olduğu anda sistem hakikaten çökertilir. Bu çok kolaydır bunu yapmak. Kısa bir ek yapayım hemen. Buyur sözünü hocam. Bölmeyeceğim ama Illuminati diyoruz ya, Illuminati'nin ana çalışma sistemi neydi? Orada op kaos, yani kaostan düzen yaratmak. Evet. Dediğin de o. Aynen aynen. Şimdi bir çocuğa eğer öğretirseniz küçükken, işte ceryanda kalırsan hasta olursun. Terlersen üşütürsün, hemen hasta olursun. Güneşte kalırsan çarpılırsın. Onu yeme, bunu içme. Sokakta yaşayan çocuklar var, görüyorsunuz. Yalın ayak karda geziyor da bu çocuk niye hasta olmuyor? Da bizim üstüne titrediğimiz, aman hasta olmasın, aman şu olmasın dediğimiz çocuk veya kendimiz. Sürekli hastayız, sürekli doktor, hastane peşindeyiz. Doktor da annelerin çok merak ettiği bir soruyu cevaplıyorsun hocam. Doktorlar da çare bulamıyor, onu vuruyor. Benim kendi evladımdan yani küçükken annesi aman işte babaanne bir taraftan, anneanne bir taraftan aman şöyle olmaz. Rahat bırakın şu çocuğu lütfen. Yok, herkes üstünde. O da o zaman şartlandırma oluyor. Şartlandırma hocam. Şimdi bu hasta olursun diye. Buradaki yaşadığımız olayların da zaten temelinde şartlandırma yatıyor. Uzaktan etki gönderiyor. Telkin, yok o oradan bilinç, metafizik etki şey gönderiyor. Telkin. Diğer taraftan topluma kolektif olarak bir negatif bilinç yükleniyor. İyi de ya biz insanız, bir yere kadar kaldırabiliriz. Ama şimdi Allah da bize bir Kur'an indirmiş. Demiş ki oku. İki gün, üç günün kadar önce bir çok sevdiğim kardeşim bana bir şey gönderdi. Dedi ki abi dedi Kur'an'ın ilk ayetlerini dedi sıraladım. 114 sureyi dedi, çok güzel bir anlam bütünlüğü çıktı. İnceledim, hakikaten güzel. Yayınlayabilir miyim dedim. Tabii ki hocam dedi. Yayınladım. 24 saat geçmedi. 4 saat sonra seni asacağım, keseceğim. Seni Antalya'daki iş yerinde bulmaya geliyorum. Kelleni kopartmaya geliyorum diye birisinden mesaj. Bismillah. Yani ben burada ayet yazmışım. Bir şey dememişim ki ben. Şimdi peki niye böyle bir şeye tepki veriyor? Niye çekmeye çalışıyorlar bizi geriye? Ha, biz sadece ayet yazıyoruz kardeşim. Başka bir şey yok. Yorum da yapmıyoruz altına. Ayetin de ben yorumlamasını yapacak kadar da benim bir ilmi bilgim yok ama diyorum ki ya Allah bir şey indirmiş. Daha bir haberin olsun. Bir oku bakayım. Okursan eğer, okursan bana faydası var. Sana faydası var. Bütün topluma faydası var. İlk emir oku, ikra ama kendini oku, bilerek bütün oku. Bütün dünyaya. Şimdi az önce yayına girmeden önce de bir mesaj geldi. Bir devlet büyüğümüz demiş ki, öyle bir saldırı yapılacak ki metafizik olarak, lütfen herkes Fetih Suresi okusun ve göndersin diye. Hatta şey geldi bana da sosyal medyadan, okursun. Evet. Sayısı belli olduktan sonra evet. Cumhurbaşkanımız da evet. Onun duasını o mesaj bana da geldi. Diye bir mesaj lütfen geldi. Dedi, yayalım gruplarımızda. Şimdi onu yayınlayacak zamanımız olmadı ama yani buradan da duyurmak çok iyi bir şeydi. Ya Fetih Suresi okuyun. Zarar gelmez ki. Kaç dakikanı alacak? Akşama kadar bir sürü şeyle uğraşıyoruz boş. Okuyun arkadaş, okuyun. Çünkü okuduğunda ne oluyor? Geçen haftaki programımızda hocam, Ayet-el Kürsi'yi okudunuz. Okuduğunuzda ne oldu? Suyun frekansı değişti. Ama hocam şöyle bir şey var. Ya, zaten ona da inanmıyor. Yani size de geldi, bize de geldi. Oradaki resimi hocam, daha önceden yeter, mi hazırladılar? Hocam, bize inanan yeter. Şu da var. Daha önceden mi hazırladılar o resmi? Böyle şey olmaz. Ha, işte. Derler. Ya diyeceklerdir de. Tabii ki diyecekler. Şimdi beni sosyal medyadan tanıyan bir sürü insan var. Yaptıklarımızı biliyorlar. Canlı yayında kamera tabii ki. Önünde çekiyor. Uzaktan sadece konuşarak akrep sokmuş bir insanın üzerindeki akrep zehirini bloke edip onu sağlığına kavuşturmayı dahi eğer ki bir insana öğretebiliyorsak, bunu yaptırtırabiliyorsak bir insana ayeti okuduğun zaman neler olmaz neler. Düşünün akrep sokmuş, akrep serumuna karşı alerjisi var hanımefendinin. 1,5-2 yıl kadar önce olan bir olay, aradı 1500 kilometre uzakta. Bu kaldırılabiliyorsa. Bunu zaten ayet, soracağım, bu biyoenerjiyle ilgili, biyoenerjiyle biraz ilgili. Da. Ama tabii uzaktan ki. Yani kilometre fark etmez, isterse kainatın öbür ucunda olsun. Anda denen bir kavram vardır, an. Orada zaman yoktur, zaman geçmez orada. Çünkü Kur'an'da da meleklerin nasıl ayetleri, hangi süreye denk gelen zamanlarda indirildiği ile ilgili zaten ayet var. Onu herkes idrak edemiyor. Ben de tam idrak edemiyorum açıkçası. Okuyorum ama acaba o mu, acaba bu mu? Bir şekilde bir yerden sıkıştığın zaman da sadece şunu diyorsun. Allah'ım çıkamıyorum işin içinde, bana yardım et, yol götür. Zaten sihirli kelime bu. Ver demeyeceksiniz. Yap demeyeceksin. Orada şey dedi diyorlar ya, hani metafizik varlıklar, evet Hakan hocamın da uzmanlığına giriyor. Evet, onda kilometre sıkıntısı yok. Süre sıkıntısı süre yok ama hani biyoenerji başka bir şey ya, o yüzden. Biyoenerji de aslında aynısı. Girebilirsiniz araya. Hayır, biyoenerjiyle ilgili yapılmış resmi deneyler var elimizde. Yani biyoenerjiyi uyguluyor.
Kişi 1000 mil uzaklıkta, atom saati, nükleer saatler var. 0 saniye farkı var hocam. 0 saniyede etkileşiyor. Peki ayeti okuduğunda ne olacak? Sureyi okuduğunda ne olacak? Sen kalbinden iyi şey geçirdiğinde ne olacak? Toplum sürekli kötü düşünsün. Ben hastayım diye düşün, iyiyim diye düşün. Bakın tıpta plasebo etkisi denen bir bilgi vardır. Ama plasebonun tam tersi olan nosebo etkisi vardır bir de. Şimdi siz içtiğiniz hap eğer bana iyi gelecek diye inanarak ve hekime güvenerek giderdi o hapı kullanırsanız zaten içtiğin 2 bardak su şifadır. %50 oradan alırsın. Üstünüzdeki içtiğin ilacın da bir %30 kadar etkisi vardır. Biraz da oradan alırsın. Geriye kalan %20 de senin bu inancınla alakalı. Şu da var değil mi hocam? Bazen işte başımız ağrıyor şu ilacı içeyim geçecek. Kendimizi bir şekilde bir şartlandırma da oluyor evet. mu? Aslında şeker hapı veriyorlar işte. Alakası olmayan bir şey içtiğimizde ilaç niyetini biz bilmiyoruz ama ki. İyileştiğini düşünebiliriz orada tabii belki. Ki. Psikolojik bir şeydi bazıları. Tabii evet. ki. Tam tersini düşün. Doktorun verdiği, hekimin verdiği ilaç hakikaten faydalı bir ilaç. Ama birisi seni şartlamış. Ya o ilaç 5 para etmez onu içme. Ben içtim hiçbir şey olmadı. İçtim ya hakikaten öyle mi? Çöktün. O ilacın gerçekten faydası olacaksa da nosebo etkisi hı hı. dediğimiz toplumdaki işte ilk başta bu patlamalar bizim nosebo etkisi yaratıyorlar. Bilerek, isteyerek hem metafizik hı hı. yönden hem psikolojik yönden hem görsel ve fiziksel olarak saldırıya gerçekten şu anda açığız. Saldıracaksınız. Bir de tamam. metafizik alemde şöyle bir kural vardır. Artı da. Siz de bilirsiniz. Yani insanın bedeninin dışında hep terennüm ediyorum ama bir kez daha söyleyeyim. İnsanın dışında bir aura beden vardır. Evet. Metafizik varlıklar yani cinler ya da size gönderilen herhangi bir zihin kontrolle alakalı frekans enerjisi olsun hiç fark etmez. O aura beden sizi korur. Tıpkı dünyanın dışındaki manyetik alanın dünyayı asteroidlerden bilmem nelerden koruduğu gibi. Evet. İnsan bedenindeki enerji beden insanın bedenini komple kaplar. Bu enerji beden zayıfladığı anda siz savunmasız hale gelirsiniz. Bu da neyle olur? Birinci temel kural korku ile olur. Evet, korku. En çok korktuğunuz anda o enerji beden anlık yok olur. Üstadın dediği de oraya geliyor. Bizi toplum olarak korkutuyorlar ki... Aura çatlağı oluşuyor işte. Aynen, orada. Aura çatlağı oluyor. Savunmasız hale gelelim diye. Ayhan Hocam size devam edeceğim ama arada konu açıldı diye aslında hı-hı. bir sırayla gitmek istiyorum. Hakan Hocam soracağım. Şimdi buyurun. Biyoenerjiyle uzun kilometrelere müdahale edilebilir evet. dendi ama metafizikle de edilebilir. Metafizikle de, onunla ilgili yani, mesela neler olabilir? Yani başka ülkelerde, binlerce uzakta, kilometrelerde buradan herhangi bir... Yani bedensiz varlıklardan yardım alınarak... Ya onlar da çünkü yani bir ışık hızı deniyor ya da evet, işte belli evet. bir hızları var, başka bir boyuttalar. Yani yapılması mümkün ve nasıl mümkün. Yapılıyor peki burada? Yani bunun belli okumaları mı var? Hani bir kısa alalım ondan sonra konumuza yani devam edeceğiz. Yani belli okumalarından ziyade tabii ki burada İrtibat kişinin... İrtibat da bir şekilde olması evet, lazım. Evet, kişinin yani irtibatı da nasıl olduğunu tabii mesela ki bilemem. Mesela sizin herkesin sisteminiz farklıdır. Nasıl bununla ilgili? Benim sistemim farklı. Tabii bunu açamayız burada tabii ki biraz hani o şekilde ama... Açılabilir. Sadece yani, sistemi anlatın. Hani, sistem, açılabilir kısmıyla yüzeysel. Tabii ki bir takım haberci dediğimiz varlıklar var. Ben kendi adıma konuşayım, kendi üzerimde. Bunlarla ama gaybı değil. Gıyabi olarak haber alıyoruz. Ya olmuş, o anki konuşulan... Olmuş veya olacak... Evet olmuş planları veya işte konuşulmuş olayları. Şimdi burada yanılgıya düşüyorlar. İşte biz gayipten haber veriyoruz. Ümmü aşağı biz böyle bir şey yapmıyoruz kesinlikle. Yani gayip zaten Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ve Allah'ın değil mi üstad? Allah'ın katında sırdır. Evet. Allah'ın o şu anlamda ver. Değil mi? Yani şu an biz Türkiye'deyiz. Atıyorum hı-hı. Amerika'da bir ordu hazırlanıyor. Evet. Hani eskilerde şimdi tabii hani çok hızlı uçaklar var. Ama zaman kısaldı ama eskiden aylar sürüyordu. Hı-hı. İşte 3 ay önce yola çıkmış bir orduyu gelip evet. haber vermiş. Aslında o zaman gaybı gibi bir şey oluyordu ama aslında olay başlamış. Başlamıştı tabii ki. Başlamış o zaman gayba girmiyor. Tabii bunu dış ülkeler de korunuyor zaten. Yani bu şekilde korunan ülkeler var. Şimdi biz haber alabiliyoruz tabii ki bazı noktalarda alabiliyoruz. Her noktada haber alamıyoruz. Çünkü onlar da kesiyorlar mı o anlamda? Tabii ki kendi alanında. Bugün İsrail de yapıyor bunu, Amerika da yapıyor. Dev bütçeler ayırıyorlar bunlara. İstihbaratı kesecek bir savunma da geliştiriyorlar. Yine onlarla, o varlıklarla. Tabii ki. Onlarla bir savunma mekanizması oluşturuyorlar. Biz de arada alabildiğimiz istihbaratları değerlendiriyoruz tabii ki. Ama net ve doğru bir şekilde gelirse. Yani burada o zaman firewall gibi ya. Aynı koruyucu duvar işte. Evet. O zaman şöyle mi düşünelim Hakan Hocam? Sizin yanınızda size yardım anlamında ya da yardım demeyelim de ben bu yardım kelimesini de seviyorum. Yani cinler bana yardım ediyor diyenleri de sevmiyorum. Hatta cinleri kullanıyorum diyenler var. Ona ben de karşıyım. Yani, ben cinlerle çalışıyorum. Yani arkadaşlık ettiğiniz varlıklar evet. Sizin anlaşmanız ölçüsünde evet. edinmek istediğiniz bilgi için sizin gönderdiğiniz istikamete gidiyorlar. Orada kulak hırsızlığı yapıyorlar. Evet. Diğer tabiri bu. Kulak hırsızlığı yapıyorlar ve geri dönüyorlar. Bu bilgiyi size veriyorlar. Doğru mudur? Doğrudur. Bununla ilgili de
daha önceki programda bahsetmiştik. Karin olayı. Onu da açıklayalım ki hani konu tam yerine otursun. Karin'in ne olduğunu soranlar var. Evet. Bence açıklayalım. Bu bilgi alma nasıl oluyor? Yani Hakan Hoca gibi ya da diğer metafizik alanlarda çalışan arkadaşların cinler yardımıyla bilgi alması nasıl oluyor? Onu izah edelim. Her insanda yaratıldığında iki tane varlık var. Evet. Münker ve Nekir'in haricinde iki tane varlık verilir. Birincisi, bunların ikisine birden Karin denir. Birincisi Karin meleğidir, ikincisi Karin cinidir. Karin meleği sağ koltuk altımızda durur. Karin cini sol koltuk altımızda durur. Bu her insanda var değil mi? Herkeste var ama bu kimseyi korkutmasın. Bende cin var diye. Bu kesinlikle zararsızdır. Sadece şunu yapar, görevi tek bir tanedir. Sizin hakkınızda bilgi toplar ve vesvese verir. Yani vesvese dediğimiz olay ondan kaynaklıdır. Bunu da nereden öğreniyoruz? Sünnetten öğreniyoruz. Peygamber Peki, Efendimiz diyor ki... olan Karin'de iyi anlamda... O da iyi tavsiyelerde bulunur. Yani iyi vesvese verir. Hı-hı. Vesvese kelimesi ne kadar doğru bilmiyorum ama iyi anlamda vesvese bilgiler, bilgiler verir. Tamam. Şimdi Peygamber Efendimiz ise diyorlar ki... Peygamber Efendimiz anlatıyor bunu. Diyor ki Karin cinin vardı bana iman etti. Ya Resulallah senin cinin varsa nasıl sana iman etti? Allah yardım etti diyor. O bana diyor iman etti. Peki diyor hepimizde mi var? Hepinizde diyor var. Biz Karin cini olduğunu Peygamber Efendimiz'den öğrenir. Bu sahihtir. Bu hadis sahihtir. Sistem de şöyle işliyor. Hakan kardeşim gibi ya da diğer hocalar kendi cinini... Bakın bu varlıklar çok uzun yaşayabiliyor. Biz 100 yıl yaşayabiliyoruz. Bunlar 1600-1700 yıl yaşıyor. Fakat bu insanları şaşırtmasın. Zaman farkımız var. Onların zaman diliminde 1600 yaşı bizim zaman dilimizde 80-90 yaşı gibi... algılasınlar. Ama şu da söyleniyor ya bu da tabii bir iddia. Peygamber Efendimiz zamanından kalan yaşayan bir cin olduğu da tamam, söyleniyor. Tamam var. Doğrudur. Peygamber Efendimiz daha yine öldü deniyor. Peygamber Efendimiz 1400 küsur yıl önce yaşamadı mı? Yaşadı. İşte onların, o zaman ne oluyor? 1400 senedir yaşıyor anlamına da geliyor ya. Bizim zaman dilimimize göre 1400 yıldır yaşıyorlar. Onların zaman dilimine göre ise 100 yıldır yaşıyor. Yani zaman farkı var. Hı hı. Şimdi bakımcı kişi, cini olan kişi karşı taraftaki kişiye kendi cinini gönderiyor. O cin geliyor benim Karin cinime soruyor. Anlat bakalım diyor. Kürşat Berkkan nerede yaşar? Kimle yaşar? Her şeyimi biliyor. Doğumdan beri benimle beraber. Kaza geçirdi mi? Evlendi mi? Kaç çocuğu var? Başına bela geldi mi? Borcu, mahkemesi borcu var mı? Var mı işi borcu nasıl? Var mı? İşi var mı? Gücü var mı? Hepsini zaten Karin cini bildiği için hocanın cinine hepsini söylüyor. Hocanın cini de hocaya söylüyor. Dolayısıyla bu bilgi alışverişi oluyor. Peki biz bunu nereden öğreniyoruz? Saffat suresi 10. ayette diyor ki: "Estaizu billahi illa men hatifel hatfete fe'tba'uhu shihabun sakib." Ayetin ilk başı "illa men hatifel hatfete" diyor ki onlar kulak hırsızlığı yaparlardı. Göğün katlarına çıkarlardı. Melekten bilgileri alırlardı ama sonra biz onu yasakladık. Buradan da anlıyoruz ki cinler kulak hırsızlığı yapabilirler. Dolayısıyla niye metafizik istihbaratta kullanmasınlar? Onunla geleceğiz. Cinin kelime anlamı da zaten baktığımızda, incelediğimizde çok ilginç bir anlamı var. Mesela cin, cennet, cenin kelimeleri aynı kökten olan can kelimeler. Can ismi de can. Onlardandır. Görünmeyen hatta babaları anlamında denir, kalıyor. İsminin de konması çok iyi değil derler hani, can isminin de, öyle değil mi? Evet, saklı bilinmeyen, mesela cenin kelimesi de... CNN Türk'ü de ekleyelim hocam. Yani lütfen. Yani o benim takıp hocam, olduğum onu. Bir şeydi. Cin hocamın dediği konunun devamı. Istiyor. CNN Türk, CNN'dir. Şimdi bu kelime aslında nereden geliyor diye baktığımızda çok ilginç yerlere gidiyor. Mesela bazı dillerde kadın kelimesi, mesela Kürtçe'de jın, jınık anlamları var. Mesela rojin dediği zaman güneş ve hayat anlamı vardır roj ve jinde. Jin mesela hayat anlamını verirken jınıksa kadın ve ikisinde de jın kelimesi var. Rusça'da da mesela jena var, jizin var. Bunlar da yine hayat ve kadın anlamlarına geliyor. Üstüne cenini de eklediğimiz zaman kadına da dönüşebiliyor. Kadının işte rahmindeki o bilinmeyen yerde Cenab-ı Allah'ın yaratım meselesini de ortaya koyuyor. Şimdi zaten cinlerin olduğunu ayetlerden de biliyoruz. Fakat benim bununla ilgili ilginç bir anım vardı yıllar önce. Hani bunu da ilk defa söylüyorum bir kanalda. 20 yıl kadar önce mesela Türk istihbaratında çalıştığını öğrendiğim bir şey vardı böyle. Hani cinlerle uğraşan medyum gibi birisini. Yani bizim de böyle şeylerle uğraşmadığımızı iddia etmek pek doğru olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Hocam şöyle devam edelim. Ben
Kısa bir şey söyleyeyim. Şu anda ne kadar kullanılıyor bilmiyorum. Bunu eleştiri maksadında söylüyorum. Bundan 90'lı yılların sonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü cinayetleri çözmek adına böyle bir çalışma yapmıştı. Topa tutmuşlardı o dönemki emniyet müdürünü. İstihbarat anlamında, yani milli istihbarat anlamında kullanılıyor diyor iseniz de ben şunu savunuyorum hocam. Bir bölüm yok. Eminim bir bölüm yok. Bölüm olmalı. Fakat diyorsanız ki istihbarat anlamında istihbarat daire başkanıdır. Ya da ne bileyim bir bölümün başkanıdır Hakan Bey. Hakan Bey kendi alanında bir şeyleri çözmek için yararlanıyordur. Ona bir şey demiyorum. Kim var böyle? Bir de... Fakat resmi anlamda kullanılmıyor. Benim zoruma Köşat giden taraf var şurası hocam. Köşat Bey şöyle bir parantez açmak istiyorum. Buyurun. İzin verirseniz. Zaten Fidan Gedeli biliyorsunuz 2010. Ondan önce zaten Milli İstihbaratın içerisinde adamların masaları var ya. CIA'nin masası var. MI6'in masası var. Mossad'ın masası var. Fethullahçılar zaten işin içine doğmuş. Ya hocam o kadar zoruma gidiyor ki bakın. Bir şey yani, bitireyim ne olur. Buyurun. Şimdi bu kadar içi dolmuş olan bir yapının içerisinde tepede düzeltmesi için birisini getiriyorsunuz. Tamam orayı düzeltse bile o kadar çok bölünmüşlük var ki emniyet istihbarat, jandarma istihbarat, Dışişleri Bakanlığı istihbaratı, efendim Genelkurmay Özel İstihbaratı. Bu ne ya? Hepsinin tek bir çatı altında birleşmesi, güçlü bir şekilde birleşmesi. Müsteşar ne ki? MİT müsteşarı olur mu öyle? MİT başkanı şeklinde bir yapılanma olması gerekiyor. Hem iç hem de dış şeklinde böyle güzelce yani ayrılması gerekiyor. MİT'in bölünmesi lazım. İç ve dış istihbarat İç ve dış olarak. Diye. Çünkü bu şekilde yapılanırsa emniyet istihbarat da oraya bağlı çalışır. JITEM de oraya bağlı çalışır. Böyle olmadığı için zaten Hrant Dink öldürülebiliniyor. Çünkü FETÖ'cüler JITEM'de öbeklenmişlerdi. Siz MİT'i düzeltseniz bile için yapılanmasını. JITEM duruyor, emniyet istihbarat duruyor. Olduğu gibi FETÖ'cü doluydu içi. Daha düne kadar. Kendini şu anda sinmiş bir sürü saklayan FETÖ'cü de var. Erdoğancı evet. Gözüken. Bu bir gerçek. Evet. Peki nasıl olacak? Çok güzel bir şekilde birleştirildiği zaman, aynı İngiltere'deki gibi MI6, MI5 diye bölümleri de, ve güzelce dil bilen bir sürü elemanlar yetiştirilerek dünyanın değişik bölgelerine de yönlendirilebilir. Şu anda zaten Tayyip Erdoğan gayri resmi halifedir. Türkiye'nin isteyip de alamayacağı bir istihbarat da olmaz. Bu Bangladeş'te de böyledir. Efendim Fas'ta da böyledir. Nereye giderse gitsin. Aynı Abdülhamit'in dönemine döndük. Şey hocam, istihbarat anlamında. Şu söylediğinizde şu an Mossad yapıyor. Mossad'ın kayıt dışı bir dünya ajanı var. Neden biliyor musunuz? Mossad diyor ki, sen eğer bir Yahudi isen benim ajanımsın. Bitti. Yalnız dediğiniz de çok mantıklı. Bakın Yahudiler dört çeşit Yahudi var. Halkımız mesela Yahudilerin çeşit olduğunu bilmiyor. Aşkenaziler var. Bunlar İsrail'i yöneten işin tuhaf tarafı Türk kökenli Yahudilerdir. Hazara Yahudileridir. Hazar Yahudiler. Benjamin Netanyahu da o şeyden. Bunlar aynı Kazakistan'da üç tane kast vardır. Birisi Kişi cüz, orta cüz, ulu cüz diye. O aynı sistem orada da vardır. Ulu cüz ülkeyi yönetir. Orta cüz memur tabakasıdır. İşte kişi cüz de aşağıdaki işçi sınıfıdır filan, emekçi. Aynı şey orada da var. Mesela Aşkenaziler ülkeyi yönetirler. Safaratlar aslında gerçek Yahudi onlardır. Hani İspanya'dan getirildi ya biz şey Beyazıt'ın döneminde. Falaşalar var. Onlar Habeşistanlı Afrika Yahudileri. Onlar aşağıda, en aşağıdaki işleri yaparlar. Umursanmazlar. Bir de Karayim Yahudileri var. Onlar da Kırım bölgesindeki yine Hazaraların bir kolu şeklinde olan Yahudilerdir. Bu mesela Karayim Yahudileri içerisinden İsrail'e yönelik çok ciddi eleştiriler de var. Hani Siyonist olmalarından dolayı. Yani her Yahudi Siyonist değildir. Değildir, evet. Her Müslüman da Müslüman değildir. Buna benziyor. Mesela Türkiye'yi yönetip Siyonizme çalışan bir sürü adam vardı. Demirel gibi mesela. Sabadayız olan bir sürü insan var hala. Süleyman Demirel çok güzel sağcı gözüküyordu, İslamcı gözüküyordu yıllarca. Ama hizmetini olduğu gibi Siyonizme yapıyordu. Dün dündür, bugün bugündür. Kafa yapısıyla, her şeyiyle, duruşuyla olduğu gibi bir Siyonisttir. Yapısıyla. Bunu gördü Türk halkı. Niye insanlar Tayyip Erdoğan'a bugün sahip çıkıyor? Ki gaflar olmasına rağmen, hataları olmasına rağmen. Çünkü daha iyi bir lider yok ki.
Öyle değil mi? Dünyadaki sosyal demokratlar anti-emperyalisttirler. Başörtüsünün özgürlüğüne onay verirler. Efendim etnik konularda yol açıcıdırlar. Bizdeki mesela CHP'ye bakıyoruz. Ne sosyal demokrat olduğu belli, ne milliyetçi olduğu belli, ne ulusalcı olduğu belli. Şöyle bir kavram var. Yani bu gitsin de ne olursa olsun ya, mantığı yavaş yavaş. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu çözüm süreci içerisindeyken isimlerin önüne TC yazan bir sürü CHP'li insan vardı ülkede. Sosyal medyada belki görmüşsünüzdür. Daha sonraki yorumları var. Evet başında TC yazıyor ama çok kötü yorumlar var. TC yazıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mesela meclisin yeni HDP'si şeklinde siyasetler ortaya koymaya kalkınca ne oluyoruz dendi. Deniz Baykal bile eleştirdi ya. Bu nasıl siyaset der gibi yani. Öyle değil mi? Ya Türkiye'nin en büyük sorunu bence şu anda siyaset anlamında dengeleyici, gerçekten adaletli Kuzey Avrupa tipi bir sosyal demokrat parti yok. Yıllardan beri ne ödüğü belirsiz tuhaf bir sosyal demokrat parti güçlü var. Güçlü bir muhalefetin olmaması anlamına da geliyor aslında. Ya tabii ki çünkü eğer biz akıllı bir sosyal demokrat parti olmuş olsa Türkiye'de Tayyip Erdoğan ve mesela AK Parti'de o eleştirileri çok güzel bir şekilde alır. Ondan sonra elimine eder, işler ve ülke çok daha harika yerlere gider. Ama bir bakıyorsunuz bizdeki sosyal demokrata, basına, HDP'ye ve CHP'ye mesela ikisine birlikte maalesef... Dışarıda Londra ne diyorsa içeride aynısını söylüyorlar. Şeyde de var, sosyal medyada ve gazetelerde de var. Bir terör olayından sonra katliam ülkesi yazan gazeteler var. Burada yaşanmaz, çocuğumuzu işte böyle bir ülkede yaşatamayız diyen medyadaki sanatçılar da var. Defolsunlar gitsinler yani. Ya bu da çok fazla. Hocam yani, MI6'den medyada... bahsettiniz. Çoksa siyasete kaymak istemiyorum evet. Ama şimdi... MI6'den bahsettiniz ya. Yani bitti mi sözünüz bilmiyorum ama. Yok. Korkut Eken'e kısa bir şey söyleyeyim. Buyurun. Korkut Eken gibi bir adamı MI6 sebebiyle biz bu ülkede harcadık maalesef. Yani bu adam yurt dışına gidip de eğitim veren bir üst düzey adamdı. Ama maalesef İngilizlerin devleti diyorum ben. İngilizlerin devleti sebebiyle MI6'in düzenlediği sahte raporlar sebebiyle harcadık. Önce cezaevine gönderdik. Oradan çıktık. Evinde dinlenmeye gönderdik. Ya daha düne kadar Rusya'nın uçağı düşürülmüştü biliyorsunuz Türkiye'nin şeyde sınırında. Sonra aslında uçağı Rusya Şubat ayında NATO'nun düşürdüğünü, FETÖ ile NATO'nun düşürdüğünü anlamıştı. Ve dolayısıyla Rusya bize karşı olan siyasetini yumuşatmaya başlamıştı. İyi ki de yumuşadı aradaki siyasetler ve iyi ki şu duruma düştük. Düşünsenize 15 Temmuz'da birlikte Rusya ile de aramız bozuk olmuş olsaydı çok daha kötü olurdu ekonomik anlamda ve siyasi anlamda. Çünkü dünyada ister kabul edelim ister etmeyelim iki tane blok var. Bir tanesi Anglo-Sakson blok, Anglo-Amerikan blok. Illuminati bloğu da diyebiliriz bu bloğa. Diğeri ise Avrasya grubu dediğimiz Rusya, Çin, işte diğer dediğimiz öteki grup, Venezuela devlet başkanı Chavez mesela adamı öldürdüler. Niye öldürdüler? Çünkü Alba diye bir para birlik kuracaktı, para kuracaktı. Illuminati ne oluyoruz ya dedi. Ne olacak? Bizim elimizden gidiyor bu Latin Amerika. Latin Amerika elimizden giderse sıra Afrika'ya da gelecek deyip hemen adamı hasta edip öldürdüler. Chavez'i biliyorsunuz. Evet. Ve şu anda Maduro oranın başındaki adamı madara ettiler ya. Neyle madara ettiler? Petrolü düşüttürdü İngiltere. Nasıl yaptı bunu? Önce bize Kyoto Anlaşması'nı imzalattırdı. Kyoto Anlaşması'yla kendi petrol gelirlerini garantiye aldı. Çoğu insan bunu yazmadı bile ya. Köşelerinde bulundurmadılar bile. Çünkü o Kyoto Anlaşması sayesinde İngilizler bizden de maalesef tonlarca parayı alıyor götürüyor. Ağaç mı dikiyor İngiltere buna? Karbon borsasında kendi cebine aktarıyor. Ne güzel kandırıyor milleti. Emperyalizm bu işte. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi duruyorsunuz. Bütün işlerin arkasında, perde arkasında siz varsınız. Biz de kalkıyoruz PKK'yı, FETÖ'yü, DAEŞ'i konuşuyoruz. Hepsinin başı Londra. Ben İngiltere derin devlet. Dingiliz diye söyledim böyle dalga geçmiş. Geçen onlar da Turkey deyip dalga geçiyorlar. Lafınızı kestim. Beşiktaş'taki patlamadan da sonra, 2 dakika sonra, 3 dakika sonra İngiliz BBC televizyonu canlı yayın yaptı. Canlı yayın yaptı. Hatta biz geçen haftalarda video yayınladık. Rus bir milletvekilinin değil mi öyle köpekten bahsediyor. Onun diyor başı, beyin kısmı İngiltere'dir. Kalan kısmı Amerika'dır. Yani vücudu Amerika'dır. Beşiktaş'la ilgili çok özür hocam. Beşiktaş'la ilgili güzel söyledin. Yani CNN'in oradan yayın yapması belki hani olay anında gitti o otel odasına. Ne zaman çıktı? Parayı verdi. Kamerayı kiraladı, yayın yaptı diyebiliriz.
kendilerini böyle aklayabilirler. Ama birçok İngiliz medyası kendi Twitter resmi hesaplarından 2 dakika sonra ayrıntısıyla patlamayı verdiler. Daha 2 dakika sonra Türk televizyonlarının haberi yok. Sen nereden bildin? Sanki hazırlanmışlar. Kesinlikle. Bununla ilgili benim bir ilginç bir anım var. Almanya'da röportajım olacaktı. Bir Alman kanalıyla, devlet kanalıyla. Oraya gittim. Ama röportajımız, yapacağım kişi Türkiye'ye geldi. Yani şimdi geleceğini söylemişti. Ben de zaten biletimi zaten almıştım. Gidip orada bir konferansa da katılacaktım. Ve bana dedi ki Türkiye'de Diyarbakır bölgesine gideceğini söylemişti. Yani röportajı iptal etti. Dönüş de yapmadı. Başka bir muhabiri vermişti. Ve ben oradan bir terör eyleminin daha olacağını anlamıştım. Çünkü çok sevdiğim bir konser vardı benim. Andrea Rio'nun konserine gidecektim. O da aynı dönemde iptal edince ben Mart ayında terör eylemi yapılacağına dair bir yazı yazmıştım. Ben maalesef Almanya'ya gittim. Arkasından da İstanbul'da terör eylemi olmuştu. İster Alman istihbaratı olsun, ister İngiliz istihbaratı olsun, kendi gazetecilerine onlara bilgi veriyorlar. Önceden söylüyor gitti. Hatta bizzat onların içinde adamları var. Mesela John Hanahan diye bir herif. Dışarı çıkmayın Türkiye'lik. John Hanahan White News diye böyle bir şeye çalışıyordu. İngiliz asıllı kendisi. FETÖ'yle de bağlantısı vardı. Adam daha Hendek Savaşları başlamadan bu hani kazma olayları var ya. Hı hı. Ondan 6-7 ay önce fragman çekiyor ya. Hendek fragmanı çekiyor. Ve bunu şeyde yayınladı YouTube'da. Hendek şeylerinin. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Adam gelmiş burada fragman çekiyor. Demek ki proje belli. Ve o kişi biliyor musunuz? Girmesi yasaklanan ilk İngiliz gazeteci oldu Türkiye'ye. Çünkü evet. Yaptığı belli. Evet. Bir araya gideceğiz birazdan da. Hocam ikinci ve üçüncü bölümde yine bireysel burçlardan devam edeceğiz. Aynı zamanda ülkelerin burçları, astrolojisiyle ilgili konuşacağız. Onun dışında ben notumu da aldım. El çizgilerinden bahsedeceğiz. O çizgiler ne anlama geliyor? Evet. Gaybi bir bilgi verir vermez. Kur'an'la ilişkisi nedir? Onları konuşacağız. Onun haricinde yine Yıldıray Hocam sizle biyoenerjiye gireceğiz. Çünkü bağlantılı gidiyor. Nasıl yapılır? Biraz önce de kilometrelerce uzağa gönderebiliyoruz dedik. Ama bunun işleyişi nasıldır? Ona gireceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Bu arada sevgili seyirciler bir duyuru da yapmak istiyorum. Hakan Hocam canlı yayında bir seans da yapacak burada galiba. Evet. Bakım diyelim. Bakım yapacak. Kısa bir aramız var. Sonrasında burada olacağız. Akıl oyunları devam ediyor.